varlık var mıdır sorusuna verilen ikinci yanıtla devam ediyoruz. Varlık vardır diyenler. Varlığı kabul eden felsefe öğretilerinin genel adı realistler yani gerçekçiler. Ontolojide realizm dış dünyanın bizden bağımsız ve nesne olarak var olduğunu savunan görüşün ismidir. Tabi varlık vardır ama bu kez de altında şöyle bir soru ortaya çıkacak. Varlık varsa varlık nedir? Buna verilen de farklı cevaplar olacak. Şimdi bakalım hangi cevaplar verilmiş. Heraklitos demiş ki varlık oluştur. Heraklitos'u görüyorsunuz burada. Ee, Antik Yunanda milattan önce yaşamış bir filozof Heraklitos demiş ki evren durmadan değişen, dönüşümlü olarak yok olup yeniden ortaya çıkan bir süreç yani bir oluştur. Bu oluşa karşıt güçlerin çatışması ve bu çatışma sonucu ortaya çıkan sentez yani uzlaşma neden olur. Ve diyor ki Karşıtlar ve bunlar arasındaki savaş olmasaydı evrende nesneler de olmazdı. Ve Heraklitos bu görüşüyle diyalektik kavramını ortaya koyan sonrasında Hegel'i ve Marx'ı etkileyen düşünür. Diyalektik kavramı önemli Heraklitos'ta ve diyor ki Heraklitos evrendeki ana madde ateştir. Bu dönemde antik Yunan'da söylemiştik daha önce de en önemli sorulardan bir tanesi arke nedir? İlk madde nedir? Buna verilen bir sürü farklı yanıt var. Su diyen var, hava diyen var. Eee Heraklitos'un verdiği cevapsa ateş. Neden ateş? Çünkü ateşin içinde esas o kavga var, çatışma var. Her şey yine sonunda ateşe dönecek. Ateş yine yeniden her şeyi var edecek Heraklitos'a göre. Ve en meşhur sözlerinden birisi de şudur. Aynı ırmakta iki kere yıkanılmaz. Neden? Çünkü ırmağa ikinci kere girdiğimde ırmak değişmiştir. Ben değişmişimdir. Dolayısıyla aynı ırmağa bile girsem, yine ben bile girsem aynı ırmakta iki kere yıkanılmaz. Dolayısıyla buradan çıkarılacak sonuç da şudur. Değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Whitehead varlığın oluş olduğunu savunan diğer bir filozof bu da der ki evrende her şey birbirine bağlıdır. Doğada asla boşluk yoktur. Doğada her şey bir başka şeyi var ettiği için vardır ve diyor ki evrende birbirini tamamlayan karşıt iki güç var yaratıcılık ve süreklilik dolayısıyla evren sürekli olarak bu sayede canlı bir oluş içinde varlığını sürdürüyor onun da şöyle bir lafı var evrenin akıp geçmekte oluşundan başka bir temel doğru yoktur